Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Ankara'nın komşusuna yönelik şikayetlerinin bir kısmı, örneğin Kıbrıs'ın tartışmalı sularında bulunan doğal gazdan yararlanma planlarının dışında tutulduğu için meşru görülebilirken, birçok eleştirmen artan söylemin zamanlamasına dikkat çekti. Ülkenin ekonomik sorunları, enflasyonun hızla tırmandığı bir ortamda ülkede huzursuzluk yaratmaya devam ederken, Erdoğan'ın iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi, son yılların en rekabetçi seçimleri olacağı tahmin edilen gelecek yılki seçimler öncesinde, istikrarsız desteği desteklemek için başka siyasi alanlara da bakıyor. Anket şirketi Metropol'un yakın tarihli bir anketine göre, Türk vatandaşlarının %50'sinden fazlası, Türkiye ile Yunanistan arasındaki son gerilimlerin Haziran 2023'te yapılması planlanan oylamanın bir sonucu olduğuna inanıyor. Yükselen enerji maliyetleri ve enflasyon da iktidardaki muhafazakar partiyi baskı altına aldığından Yunanistan bir ay sonra kendi yasama seçimlerini yapacak. Geçen ay, Türkiye'nin ana muhalefet partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iki hükümet arasındaki söz savaşına ilişkin görüş bildirmişti, bu Yunanistan ve savaş davullarıyla ilgili. Mitsotakis ve Erdoğan'ın ortak bir yanı var, ikisi de oy kaybediyorlar, yani iki popülist savaş kartını oynuyor. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.